Excel eğitimlerimize hoş geldiniz. Microsoft Excel'de koşullu biçimlendirmeleri, veri doğrulamaları ve çok e topla gibi işlevleri kullanarak basit ve güzel bir örnek yapalım. Elimizdeki listede satış temsilcilerinin seçmiş olduğumuz carideki satış temsilcilerinin hareket tutarlarını bulduralım. Bunun için şu dövizi kaldıralım buradan. Kafanız karışmasın. Cari isimlerini buradan alıyorum ve örneğin L'ye kopyalıyorum. Hatta bundan önce şöyle yapalım. Örnek dosyayı indirebilirsiniz arkadaşlar. Şuradan adresimiz bildiğiniz gibi vidoport.com bölü eğitim.xlsx dosyası. Bu dosyayı indirdikten sonra sayfa 1'de e sütununu sildiğinizde aynı dosya, aynı rakamlar gelecektir. Şöyle yapacağız. Buradaki Firmaları bir veri doğrulama kutusu içinde getireceğiz. Daha sonra temsilcileri altına getireceğiz. Seçtiğimiz firmanın, seçtiğimiz temsilcisinin satışlarını burada getireceğiz. Basit bir çok iyi e topla işlevi yapacağız. Daha sonra da eğerle seçtiğimiz firmanın satış değerlerini yan tarafa getirip koşullu biçimlendirmeyi de onları kaldırıp sadece okları kullanacağız. Şimdi şurayı bir silelim ve cari isimlerimizi hatta şöyle yapalım bakın değişiklik olsun şunları şöyle bir satır ekleyelim tekrar ekleyelim şu tabloyu atalım öbür tarafa raporu burada oluşturalım şimdi öncelikle cari isimlerin üstünü seçiyorum çizgisine gelip sağ butona basarak buradan örneğin W'ya bunu kopyalayalım ve veriden yenilenenleri kaldır diyerek buradaki tekrarları kaldıralım Benzer şekilde temsilcileri buradan T'ye alıyorum, kopyalıyorum ve tekrarlarını kaldırıyorum. Şimdi şu satış temsilcilerimizi buradan alalım. Bunları taşıyabiliriz. Şöyle B'ye bunları yerleştirelim. Aa, ama tabii şey yapacağız olduk Pardon. Şu listede satış temsilcilerini işaretleyeceğimiz için daha doğrusu seçtiğimiz firmayı işaretleyeceğimiz için bu tarafa almamız doğru olmaz. Hemen geri alıyoruz. Excel'in ve bilgisayar dünyasının en sihirli tuşu geri al. Tekrar geri aldım. Tekrar bunları şöyle uzak bir yere atalım. Kopyalayalım ve tekrarlarını kaldıralım. Aynı şekilde tekrar bakın. Kaydırma çöp üzerinde sağ butona basın. Bu çok bilinen bir yöntem değil. Sol kenara dediğinizde en başa gelirsiniz. Şimdi temsilcileri buradan G'ye şöyle haşa alalım. Bunu da sağ butonla yapıyorum. Bunu sol butonla çekerseniz olmaz. Çizgiye geldikten sonra sağ butona basın, basıl tutun ve G'ye getirin, kopyalayın. Tekrarlarını kaldırın. Şimdi de H1 hücresine şunları şöyle biraz aşağı alalım. şuradaki 1 bir hücresine de firmaları getirelim. Firmalarımız şurada. Tekrar veri veri doğrulama buradan da liste kaynak kısmına tıklıyoruz. Buradaki değerleri seçiyoruz ve tamam dediğinizde buraya gelir. Şu şekliine bakın. Firmalar gelir. Tekrar buraya gelelim. Şuraya bir firma seçiniz gibi bir ifade koyalım ve ve büyük T ifadesini kullanalım. Şimdi seçtiğimiz firmanın seçtiğimiz temsilcisini yani BT haberin temsilcilerinin satışlarını bulmak için çok E toplayı kullanalım. Bunun için eşittir çok E topla diyoruz. Çok E topla da bildiğiniz gibi öncelikle nereyi toplayacağız? Burayı seçeriz. Burayı topla noktalı virgül fir bu temsilciler sütununda noktalı virgül şu değeri bul buradaki ismi bul tekrar noktalı virgül firmalar sütunda da tekrar noktalı virgül şuradaki I1'de hangi firmayı seçtiyseniz onu bulsun. Bunu F4 ile sabitliyoruz. Bunu unutmayın. Parantez kapatın Enter'a bastığınızda bu değerlerin geldiğini görürüz. Klavyeden Ctrl Shift ünleme bastığınız zaman girişten ya da sağ buton hücre biçimlendirde yaptığımız gibi hücre biçimlendirme penceresi açılacaktır. Buradan sayıya gelip binlik ayrıcını kullan diyelim ve tamam diyelim. Şimdi bakın buradan şu şekilde seçtiğinizde değerlerin değiştiğini görürsünüz. Birinci adımımız bu. Şuraya başlığını getirelim. Şu şekilde seçelim. Buraya da satışlar diyelim. Şimdi ikinci adımda seçtiğimiz firmanın örneğin buradan film baskıyı seçersek seçtiğimiz firmanın değerlerini buraya getireceğiz. Daha sonra da yanına yeşil simgeleri getireceğiz. Şimdi burada seçtiğimiz firmanın değerini buraya getirebilmek için eğer kullanmamız lazım. Eşittir, eğer, parantez açıyoruz. Şartımız nedir? C2'deki değer eşit, I1'deki değer ise burayı F4'te sabitliyoruz. İse neyi getir? D2'deki değeri getir, değilse boş getir. Yani C2'deki değer I2, I1'deki değere eşitse D2'deki değeri getir değilse boş getir şeklinde yapalım. Parantezi kapatalım. Enter'a bastığınızda ve bunu aşağı doğru kopyaladığınızda da bakın. Şuradan örneğin İstanbul nakliyatı seçelim. Daha net görmek için. Buraya geldim. İstanbul nakliyatı seçtiğimde bakın bu değer buraya geldi ve rakamları değişti. Çok olan ne var? Omega yazılım var. Omega buradan. Omega yazalım seçtiğinizde geldi. Şimdi son adımda buradaki değerleri seçerek rakamları göstermeyeceğiz. Sadece yanına yeşil simgeleri onay simgelerini getireceğiz. İlk değeri tıklayalım buradan. Tekrar Ctrl Shift aşağı okla beraber bakın tüm listeyi seçiyorum. Bu tüm listeyi seçtikten sonra koşullu biçimlendirmeden simge kümelerine gelelim. Ve buradan da diğer kurallar seçeneğini seçelim. Buradaki diğer kuralları seçtiğiniz zaman arkadaşlar burada Simgelerimiz bakın yeşil okları getirebiliriz ya da farklı simgeler de simge gruplarında getirebiliriz Şuradan yüzdeleri sayı yapıyoruz Bize sadece Şuradaki hücre simgesi yok diyelim Yeşil lazım Eğer hücre adresi sıfırdan büyük eşitse değil büyükse diyelim Tabi burada sıfıra eşit olur mu olmaz mı? Şöyle önce büyük eşit bir deneyelim ve yalnızca simge göster diyerek bunu onaylıyorum. Bu şekilde yapıp tamam dediğimde ve yukarı doğru çıktığım zaman benzer şekilde sağdaki kaydırma çubuğunun üzerinde üste bastığınızda bakın direkt gelir. Buradan da şöyle gördüğünüz gibi bu değerler bakın geldi. Şimdi buradan değiştirdiğimiz zaman bu değeri bakın direkt hangi firmanın satışı olduğunu buradan rahatlıkla görebiliriz. Oldukça da güzel bir özellik. Bunu biraz daha geliştirelim isterseniz. Çünkü güzel bir tablo oldu. Şuradan tekrar örneğin karsan plastik buralarda var. Çok önemli değil. Şu alt tarafa bunun toplamını alalım. Şöyle enter'a bastık. Yan tarafına da yüzdelik dağılımını bulalım. Bu şekilde yüzde yapalım. Eşittir. Buradaki değer bölü aşağıdaki değer şeklinde bunu yapıyoruz. Ve F4 de bunu sabitliyoruz. Enter'a bastığınızda yüzdelik değer gelecektir. Aşağı kadar çekelim. Kontrol üst sıradaki bir direkt hücre biçimlendirme penceremizi açar. Yüzde oranı ifadesini çift tıkladığınızda buradaki değerleri de yüzdeye getiririz. Şimdi şu başlığımızı tekrar buradan bakın şöyle biçim boyasıyla yapalım. Burada arkadaşlar böyle bir tablo yaptığınız zaman bunları mutlaka eğer bir tarih değilse bunlar, aylar yıllar değilse, büyükten küçüğe sıralayabilirsiniz. Burada direkt sağ butona basarak sıralama yaparsanız yanlış olur. Çünkü buradaki toplamlar bakın işi bozar. Bunun için eğer tablolarınızda sıralama yaparken dikkat etmemiz gereken iki temel unsur var. 2-3 temel unsur var. Birisi nedir? Başlıklar olacak. Arada boş satır, boş sütun olmayacak. Bir de aşağılarda toplamlar gibi formüller varsa mutlaka tabloyu seçerek şu şekliyle sıralama yapacağız. Buradaki değerleri seçtim. Şimdi veriden tekrar sıralaya geliyorum. Buradan artık neye göre sıralama yapacağım? Şuradan satışlara göre. Satışları seçiyorum ve büyükten küçüğe doğru şeklinde seçip tamam dediğinizde tablo büyükten küçüğe doğru sıralanacaktır şunu da yapalım. Eşittir. Bakın buradan bu değeri seçtim. Enter'a bastım. Aynı değerleri buraya getiriyorum. Ve yüzde yüzleri almadım. Yani toplam değerleri almadığıma dikkat edin. Burayı tekrar seçiyorum. Girişten koşullu biçimlendirme veri çubukları. Buradan diğer kuralları seçiyoruz. Diğer kuralları seçtiğinizde burada rengini belirleyebiliriz çubuğumuzun. Güzel bir özelliktir bu kenarlık renklerini belirleyebiliriz. Bakın soldan sağa sağdan sola gibi bir detay da burada belirlemek mümkün. Herhangi, herhangi bir değişiklik yapmadan yalnızca çubuğu göster ifadesini seçelim. Ve tamama tıklayalım. Direkt bakın çubuklar geldi. Artık şuradan gelip buradan örneğin İstanbul'un seçtiğinizde hem burası değişiyor hem buradaki değerler bakın değişiyor. Bunlara bağlı olarak da buradaki çubuklarımız değişiyor. Basit bir raporlama oldu. Şöyle yapalım. Şurasını da silelim. Tabii mavi çubuklarla karışır mı? Şuradan hemen hücre stilinden rengini değiştirelim. Aynı şey anlamına gelmesin. Buradan bakın. Değiştirdiğinizde rakamlar, çubuklar hepsi değişti. Burada şunu da yapabiliriz. Şunu bir deneyelim tabii. Şuradaki sıfırlar hata verir mi? Şurada bu değerleri bine bölelim arkadaşlar. Çok yüksek bu değerler. Daha düşük değerleri gösterelim. Bu grafiğe yansıttığınız zaman da şöyle artık şöyle göstereyim. Mesela şöyle seçip ekleden buradan bir grafik yaptığımız zaman değerler gelir ama bakın şu şekliyle Bunların üzerine bir veri etiketi ekle dediğinizde şu şekilde bir kargaşa olur. Niye? Buradaki rakamlar oldukça yüksek. Şimdi bunu şöyle yapabilirsiniz. Bu tür değerleri satışlar yazısının başın, başlığına sonuna bir bin yazın. Bakın şöyle ve herhangi bir hücreye bin yazın. Buradaki bin değerini kopyalayalım ve şuradaki rakamları seçiyorum. Şöyle sağ butona basıyoruz. Özel yapıştır yasının üzerinde sol buton. Şu özel yapıştır penceresi açılır. Buradan değerleri deyip şuradan da böl diyelim. Tamam dediğimiz zaman bakın buradaki değerler bine otomatikman bölünür. Şimdi şuradan bir denemesini yapalım. Farklı bir firmayı seçelim. Mesela Omega'yı seçelim. Bakın tüm değerler bine bölünerek geldi. Artık bundan sonra tekrar bir grafik çizersek daha anlaşılır ve daha basit bir grafik oldu. Şuradan şöyle yapalım. Şu değerleri kaldıralım. Şuradan çizgileri de kaldıralım. Başlığı da kaldıralım. Şöyle biraz tablomuzu yana alıp şunu da gizleyelim. Şöyle tablo boyutuyla aynı boyuta getirin. Bu tür hizalamalar yapabilirsiniz. Bunlarda kolaylıklar var. Alta bastığınız zaman tam nokta atışı oturtur. Grafikte. Değerlerin üzerine sağ buton veri etiketlerini ekle dediğinizde bakın. Değerler gelecektir. İsterseniz buradan da rakamların üzerine veri etiketlerini biçimlendir dediğinizde buradaki sayısal değerlerin boyut hizalama değerleri gibi bakın değerleri buradan ayarlayabilirsiniz. Nasıl olsun sayı olsun binlik ayrıcını kullanalım ondalık basamak olmasın gibi düzenleme yapmak mümkün. Şöyle gelip tıkladığınızda şunları silelim. Bunu kaldıramadık. Şöyle bakalım. Şuradan sayıya gelelim tekrar. Burada nerede yanlış yaptık? Şuradan geneli yapalım. Yok genelde olmadı bakın çok karıştı. Sayıyı seçelim. Binlik ayrıcını kullan. Şunu sıfırlayalım. Enter'a bastım. Bakın düzeldi. Direkt bu şekliyle bunları da düzenleyebilirsiniz. Şurayı kapatalım. Artık daha geliştirilebilir. Yani şu bunları da mesela böyle yatay değil de ekseni biçimlendirden hizalamalarından şuradan şöyle dik yapabiliriz. Daha düzgün bir grafik olur. Bunlarla ilgili eğitimler video üzerinde detaylıca var. Grafiklerin kullanımı, anlatımı ile ilgili eğitimler. Oradan da yararlanabilirsiniz. Buradan da izleyebilirsiniz. Artık tek yapmanız gereken şuradan şöyle küçülteyim isterseniz daha net görün. Şöyle şunları daraltabiliriz. Bunlar daralabilir. Şöyle kaydıralım hafif. Firmayı seçtiğinizde artık firmanın bağlı. bakın tüm rakamların değiştiğini görürüz. Hatta isterseniz şu grafiği de şuraya alalım. Biraz daha büyütebiliriz. Farklı seçenekler mümkün arkadaşlar. Yer müsaitse bu grafiği yana koyun. Şu şekliyle ayarlayıp yerleştirin. İstediğiniz gibi bakın grafik üzerinde rakamlarda oynama yapmak mümkün. Ekran genişliğinize göre grafiklerin boyunu, tabloların boyutunu rahatlıkla ayarlayabilirsiniz. Buna benzer işlemleri rahatlıkla yapabiliriz. Bakın veri doğrulama kullanımı, koşullu biçimlendirme kullanımı, yüzde bulma, çoke topla işlevi, koşullu biçimlendirmelerin simgelerinin kullanımı ve grafik oluşturma gibi eğitimlerin tamamını videoport üzerindeki eğitimlerde izleyin ve tamamladığınız eğitimlerin sertifikalarını oradan rahatlıkla alabilirsiniz. Bir sonraki videoda tekrar görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.